Merhaba sevgili gençler. Tevfik Fikret, edebiyatımızın Servet-i Fünun dönemindeki en güçlü şairlerinden birisi. Cenab-ı Şahabettin ve Tevfik Fikret, Servet-i Fünun edebiyatının şairleridir. Bu sanatçımız daha önce edebi kişiliği yönüyle diğer videolarımızda yer almıştı. Şimdi eserlerini de bundan sonra unutmayacağınız şekilde hikayeleştirdik. Bunları sizinle paylaşmak istiyoruz. Hikayemize geçelim. Sisli bir havada denizde barınamayan balıkçılar millet şarkısını ellerinde kırık bir sazla söyleyerek denizden bir hanın içerisine giriyorlar. Denizden çıkıyorlar ve bir hana giriyorlar. Hana girdiklerinde burada elinde ateş olan ve etrafa zarar veren birisini görüyoruz. Yani hanı yağmalıyorlar arkadaşlar. Bunu sabah 5'e doğru, yani 95'e doğru adlı eseri, sabah 5'e doğru yapıyorlar. Tabii içeride bir içim su kadar tatlı, hasta çocuk Şermin yatmaktadır. Bu olaydan çok etkileniyor. Evet, tarihe bir not olarak düşülen bu olay, Haluk'un defterinden bugün elimize geçmiş oluyor. Haluk tarihe not olarak düşülmüş bu hikayeyi bize ulaştırmış oluyor. Haluk'un defterinden öğreniyoruz. Sevgili gençler, Tevfik Fikret'in eserlerini bu şekilde akılda tutmaya çalışalım. Bu sanatçıyla ilgili yine önemli bilgilerden diyoruz ki sanatçı anjantman tekniğini kullanan, yani mısrayı diğer dizelere, anlamı diğer dizelere taşıyacak şekilde kullanan, yine tablo altı şiir, pitoresk tekniğini geliştiren bir sanatçımızdır. Tevfik Fikret'in manzum hikayelerini unutmayalım. Balıkçılar özellikle, hasta çocuk, bunları unutmayalım. Yine Tevfik Fikret'le ilgili aruzu ustalıkla kullanan bir sanatçı olması yönünü hatırlayalım. Edebi akım olarak Parnasizm'den etkilenmiştir diyebiliriz. Bu sanatçımızı bu şekilde arkadaşlar özellikleriyle birlikte hatırlatmış olduk. Hoşça kalın.